Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu heybe çantayı çalışacağız. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Tamamen kendi tasarımım. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Çantam için 500-550 gram kadar katip kullandım. Çile halinde satılanlardan aldım. Normal sarılanlardan. Bence onların örümü gerçekten çok daha kolay oluyor. Daha yumuşak oluyor. Ben hep o şekilde kullanıyorum. Çantamın ölçülerinden bahsedecek olursam şu şekilde tabandan itibaren çantamın ölçüsü 28 santim oldu. Eni 37 santim oldu ve şu şekilde askının şu kısmına kadar olan kısmını da ölçeyim sizlere taban olarak tabandan itibaren bu şekilde ölçtüğümde de şu kısma kadar olan 45 santim oldu. Tabanımın ölçüsünden de zaten çantamın yapımında askının yapımından bahsederken bahsediyor olacağım. Bence çok hoş bir çanta oldu gerçekten. Kullanımı hem kullanışlı hem de kullanımı oldukça kolay bir çanta oldu. Görüntüsü de bu şekilde oldu. Hadi o zaman çantamızın yapımına geçebiliriz. Evet, öncelikle çantam için bu şekilde oval bir taban çalışıyorum. Daha öncesinden oval tabanın bütün detaylarıyla yapılışını anlattığım bir video çektiğim için tekrar videoyu uzatmamak adına tekrar yapılışını anlatmadım. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan taban yapılışına ulaşabilirsiniz. Videonun içerisinde yine 35 tane zincirle başlamıştım taban yaparken. Yine aynı şekilde bu tabanıma da 35 zincirle başlayarak yapıyorum. Bir çift 8 sık iğne olana dek ilerletiyorum. Bir çift 8 tek şu kısmı, bir çift 8 tek olana dek ilerletiyorum. Toplamda 2, 4, 6, 8 ve 10 sıra örmüş oluyorum. Toplam ilmek sayım, toplam sık iğne sayım tüm etrafındaki 124'e ulaşana kadar bu şekilde tabanımı ilerletiyorum. Dediğim gibi açıklama kısmında linkine ulaşabilirsiniz. Gayet detaylı şekilde anlatmıştım. 35 tane zincir çekip tabanınıza başlıyorsunuz. Bu şekilde ölçülerinden de bahsedeyim sizlere. Tabanımın 33 santim eni oldu ve 12 santim de boyu oldu. Siz daha büyük bir taban yapmak isterseniz, daha da kalın bir taban yapmak isterseniz 9 tek bir çift şeklinde ilerletebilirsiniz. Ya da daha uzun bir taban yapmak isterseniz 35 zincirle değil de 40 zincirle ya da 42 zincirle istediğiniz uzunluğa ulaşana dek o şekilde başlayabilirsiniz. Şimdi çantamıza model kurmaya geçebiliriz. Tabanımın sırası bittikten sonra ne demiştim? 124 tane sık iğnem vardı. Tüm etrafını saydığımda modelim için 5 ve 5'in katları olması gerekiyor. O yüzden 125'e tamamlayacağım. Şurada bir arttırma yapacağım. Sizde tabanınız daha küçük ya da daha büyük olursa eğer tabanınızın sayısını saydığınızda atıyorum 114 çıktı. 115'e tamamlamanız gerekiyor. O şekilde tabanınızı 5 ve 5'in katı, tabanınız bittiğinde 5 ve 5'in katına ulaşmış olmanız gerekiyor. Burada hemen başlangıç noktasına geldim, tabanımı bitirdim. Başlangıç noktasındaki işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimi de nasıl olduysa ütülerken galiba biraz yakmışım. Hemen başlangıç noktama, bakın zaten çift var en alttaki sıramda. Başlangıç noktamın üzerine tığımı batıyorum ve bir kaydırmayla bağlıyorum bu noktada. Burada 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Arttırma yapacağımı söylemiştim. 124 tane sık iğnem vardı. 125'e çıkarmam gerekiyor ilmek sayımı. O yüzden buradaki zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. Baştaki zincirimi. İpimi üzerine doladım. Aynı yere tekrar batarak bir trabzan daha yapıyorum. Yani burada zincirimle beraber 2 tane trabzan elde etmiş oluyorum. Arttırmamı ilk başta yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğnemin tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve buraya da bir ikili trabzan
yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bu arada tabanımızı en başta ütülersek, yani ördükten sonra ütülemesi daha zor olduğu için en başta ütülerseniz daha iyi olacaktır. Ben ütüleyip geldim. Bu şekilde hemen her bir sık iğnemin üzerine birer tane ikil trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir ikil trabzan yapıyorum. Başta bir tane arttırma yapmış oldum. Onun dışında hiçbir arttırma, eksiltme yok. İlk sıramı model kurmadan önce her bir sık iğnemin üzerine birer tane ikil trabzan yaparak baştaki 3 zincirimi de sayarak 125 tane ikil trabzan elde ediyorum. Ne demiştim? Başta kaydırmamdan sonra 3 tane zincir yaptım. Aynı yere tekrar batarak bir ikil trabzan yaptım ve zincirimi de trabzan olarak saydım. Yanındaki trabzanımla beraber ilk başta çift batmış olduğum ve arttırmamı burada oluşturdum. Bundan sonraki her bir sık iğnemin üzerine birer tane ikil trabzanımı oluşturuyorum ve 125 tane zincirimle beraber 125 tane ikil trabzan elde ediyorum. Bu şekilde sıra sonumuza kadar trabzanlarımızı oluşturarak gelirim. Evet, baştaki zincirimle beraber toplamda 125 tane ikil trabzanımı tamamlamış oldum. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın burada kaydırma yaptığım yer var. Burayı karıştırıp şaşırıp batmayalım. Bu şekilde 125 tane baştaki zincirimle beraber 125 tane ikil trabzan elde etmiş oldum. Hemen burada modelime başlayacağım. Buradaki zincirimin üçüncüsüne, tepesine tığım batıyorum. İpimi çekip bir kaydırma yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekip üst sırama geçiş yapıyorum. Şuradaki zincirimi biraz geniş tutmuşum. 2 ve 3. İpimi üzerine doluyorum. Bakın burada zincirimin yanındaki İlk trabzana burada çekmiş olduğum 3 zinciri her sıramda yapacağım. Bu benim üst sırama çıkmam için kullandığım zincir yöntemi olarak hep kalacak. Burada hemen zincirimin yanındaki trabzanıma bakın. İlk trabzanıma bu şekilde zincirimle ikisinin arasından tığım batıyorum. Arkasından geçiriyorum. Bu şekilde arkasından alarak ipimi çekiyorum. Ve 1 İki kere de çekerek trabzan oluşturuyorum. Tekrar göstereyim. Hemen zincirimi yaptım. Zincirimle birinci trabzanımın arasına tığım batıyorum. Arkasından geçirerek birinci ve ikinci trabzanın ortasından geçiriyorum. İpimi bu noktada üzerine dolamayı unutmuşum. İpimi üzerine doluyorum. Zincirimle trabzanımın arasındaki boşluktan tığım batıyorum. Hemen yanından çıkarıyorum. Arkadan geçirmiş oluyorum. İki trabzanın arasındaki boşluktan çıkarıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bir, iki kere de çekerek ikil trabzanımı oluşturuyorum. Bu noktada ipimi üzerine doluyorum. Hemen dolama tekniğiyle bir ikil trabzan yaptım. Hemen yanındaki burada çıkarmış olduğum boşluğuma, birinci trabzanla ikinci trabzanımın arasındaki boşluğuma tığım batıyorum ve bir ikil trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir ikil trabzan daha yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir ikil trabzan daha yapıyorum. 3 oldu. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak bir ikil trabzan daha yapıyorum. 4 oldu. Baştaki dolamamla birlikte, dolama tekniğimle birlikte 5 tane ikil trabzan elde etmiş oldum. Bu noktada ipimi üzerine doluyorum. Arada hiçbir zincir falan çekmiyorum. Burada bakın, şuradaki trabzanı da sayıyorum. 1, 2, 3, 4 sayıyorum. Dördüncüden sonraki boşluğuma tığım batıp diğer trabzanın arkasından geçirerek yine ipimi çekiyorum. Ve 1, 2 kere de çekerek dolama tekniğiyle bir ikil trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki yanındaki boşluğuma, burada çıkardığım boşluğuma ipimi batıyorum, tığım batıyorum. Bir ikil trabzan yapıyorum. İpimi üzerine dolayarak aynı yere tekrar batıyorum. İkinci ikil trabzanımı yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak üçüncü ikil trabzanımı yapıyorum.
İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak dördüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Baştaki doladığımla beraber 5 tane ikili trabzanım oluşmuş oluyor. İpimi üzerine doluyorum. Burada yine 1, 2, 3 ve 4 tane atlıyorum. Dördüncüden sonraki boşluğuma batıp yanındaki 5. trabzanın arkasından geçirerek ipimi çekiyorum. 1, 2 kere de çekerek dolayarak ikili trabzanımı oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen iki trabzanın arasındaki boşluğuma şuraya tığım batıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Toplamda başta yapmış, dolamış olduğum trabzanla birlikte 5 tane ikili trabzanımı oluşturmuş oluyorum. İpimi üzerine doluyorum. 1, 2, 3, 4 atlıyorum. Dördüncüden sonraki boşluğuma şuradaki trabzanı da sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Boşluğuma tığım battım. Beşincinin arkasından geçirerek şöyle ipimi çekiyorum ve 1 ikili trabzan yapıyorum dolama tekniğiyle. Bu şekilde ipimi üzerine doluyorum. Aradaki boşluğuma tığım batıyorum. 1 ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere 1 ikili trabzan alamadım ipi. 1 ikili trabzan daha yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere 3. ikili trabzanım. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere 4. ikili trabzanımı oluşturuyorum. Toplamda dolamamla birlikte 5 tane ikili trabzanımı oluşturmuş oldum. Tekrar göstereyim. İpimi üzerine doladım. 1, 2, 3, 4 atladım. Dördüncüden sonraki boşluğuma batarak 5.'nin arkasından sararak ipimi çekiyorum. 1 ve 2 kere de ikili trabzan yapıyorum. Bu noktada ipimi üzerine doluyorum. Bu aradaki boşluğuma tığımı batıyorum ve 4 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 1, 2, 3 ve 4. 5 tane dolamamla birlikte 5 tane ikili trabzan oluşturmuş oluyorum. Bu şekilde modelimi kurarak 1, 2, 3, 4 atlayarak 4.'nün arkasına 5.'ye dolayarak bir dolama tekniğiyle ikili trabzan ve hemen yanındaki boşluğuma 4 tane ikili trabzan. Arada hiçbir zincir çekmeden yine 1, 2, 3, 4 atlıyorum. 4. ile 5.'nin arasından geçirerek 5.'nin arkasından dolayarak dolama tekniğiyle bir ikili trabzan yapıyorum. Arkasından alıyorum yani. Ve hemen yanındaki boşluğuma 4 tane ikili trabzan yaparak 5 ikili trabzan elde etmiş oluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayarak devam ediyorum. Evet, aynı modeli tekrarlayarak sıra sonuna kadar geldim. Ne diyelim, yelpaze diyelim bu modelimize. Yelpaze modelimizden 25 adet oluşturmuş oldum toplamda baştan itibaren. Bakın sonuncuda 1, 2 ve 3 tane trabzanım kalmış oldu. Başta çünkü 3 tane zincirimin tepesine 3 zincir yaparak üst sırama çıkmıştım. Onu hep üst sırama çıkma zincirim olarak sayıyorum. Yani bunu da sayarak 4 tane yapmış. Sonda 4 tane kalmış olduğunu varsayıyorum. Bu şekilde hemen 3 tane zincirimin tepesine yine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bir kaydırma yapıyorum bu noktada. Tekrar. 1, 2 ve 3 zincir çekerek bir üst sırama yine geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yine bakın doladığım, bir önceki sıramda doladığım trabzanımın arkasından dolayarak tığım batarak ipimi çekiyorum. Ve 1, 2 kere de yine dolama işlemimi tekrarlıyorum. Burada ipimi üzerine doluyorum. Hemen buradaki yine boşluğuma
4 trabzandan önceki dolabından sonraki trabzan arasındaki boşluğuma tığımı batıp 4 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 2 3 ve 4. Toplamda başta dolamış olduğum trabzanla birlikte 5 tane ikili trabzanımı oluşturmuş oldum yine. Burada hemen ipimi üzerine doluyorum. Yine bakın. Buraya atlıyorum. Doladığım trabzanımı tekrar arkadan batarak ipimi çekiyorum. 1 ve 2 kere de çekerek trabzanımı oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. İki trabzanın arasındaki boşluğuma, buradaki boşluğuma tığımı batıyorum ve 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Yine bitirdim. 5 tane oluşturmuş oldum. İpimi üzerine doladım. Burada doladığım trabzanıma direkt atlıyorum. İpimi arkadan çekiyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum dolama tekniğiyle. Hemen ipimi üzerine doladım. Aradaki boşluğuma tığım batarak 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. İşlemlerim bu şekilde devam ediyor. Yani doladığım yerlere, arada hiçbir zincir çekmiyorum zaten. Doladığım yerlere yine dolayarak ve ikisinin arasındaki boşluğuma tığım batarak 4 tane ikili trabzan yaparak, doladığım yere dolayarak ikisinin arasındaki boşluğuma 4 tane ikili trabzan yaparak ilerliyorum sıra sonuma kadar. Sıra sonuma geldiğinde yine 3 tane zincirimin tepesine tığım batıyorum. Kaydırmayla bir üst sıra, 3 zincir çekip bir üst sırama çıkıyorum. Aynı yaptığım işlemleri tekrarlıyorum. Yani burada nasıl başlangıçta aynısını yaptıysam yine başlangıç yöntemim aynı şekilde ilerliyorum. Anlamayanlar olursa tekrar videomu geriye sarıp bu başlangıç kısmına bakabilir. Zaten hep aynı işlemi tekrarlayarak ilerliyoruz. Yeteri uzunluğa gelene kadar bu şekilde 25 tane yelpazemizi örerek her bir sırada 3 tane zincirle bir üst sıraya çıkarak yeteri uzunluğa gelene kadar çantamızı ilerletiyoruz. Evet, çantamda yeteri uzunluğa kadar geldim. Model sırasını aynı şekilde tekrarlayarak şuradan itibaren trabzan sıramı saymıyorum. Modellerimden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21 tane model sırası oluşturmuş oldum. Toplam ölçüsünü de paylaşayım sizlerle. Bunu hemen tabanımın bitişinden itibaren başlayarak ölçümümü yapıyorum. Ütülemeden önceki ölçüm, bu modelin biraz kıvrıldı çekildiği için ütüleme yapmam gerekecek. Burada 26 santim uzunluğu olmuş oldu. Eninden de bahsedeyim hemen. Eni de bu şekilde 35 santim olmuş oldu. Şimdi hemen burada son modelimi de kurduktan sonra başladığım noktaya kadar geldim. Burada hemen 3 tane zincirimin tepesine tığım batıyorum. İpimi çekip bir kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Bu noktada ipimi şöyle kesiyorum. Biraz sıkıladıktan sonra arka kısımda ipimi gizleyeceğim. Şimdi çantamın alt kısmını, bu kısmını ütülüyorum. Ve ben bir askısının bir tanesini yapacağım. Çünkü benim de ilk defa hani kendi kafamdan tasarladığım bir model olduğu için öncelikle denemem gerekiyor. Askının bir tanesini yapacağım. Diğerini de hep birlikte yapmak için tekrar sizlerle buluşacağım.
Evet, çantamın alt kısmını ütüledim. Askımı bir tarafını öncelikle ben yapacağım demiştim ama ilk sıralarının ikisini de birlikte yapmamız gerekiyordu. O yüzden tekrardan geldim. Şimdi öncelikle bu şekilde işaretleyicilerimi taktım. İşaretleyicilerimi neye göre taktım? Hemen çantamı ütüledikten sonra şu şekilde iki ucunu, iki kenarını belirliyorum. Burada motifime başlarken 124 tane, burada tabanı bitirdiğimde 124 tane sık iğnem vardı. Bir tane trabzanla 3 zincir çekerek arttırma yapıp 125 tane trabzan elde etmiştim. Buradaki zincirimi artık saymayı bıraktım. Bu sıramda o zincirimi saymıyorum. Yani 125 tane olan ilmeğimi 124 tane olarak hesaplıyorum. Bu şekilde hemen kenarlara bu şekilde işaretleyicilerimi taktım. Ve orta kısımlarını burada işaretleyici taktıktan sonra bu kısımda 62, bu kısımda da 62 tane ilmek elde etmiş oldum. Hemen bunların orta kısımlarını belirleyerek ortasına şu şekilde bu taraftan 30 sayıyorum. Diğer taraftan da 30 sayıyorum. Ve ortadaki 31. zincirime işaretleyicimi, trabzanın tepesine işaretleyicimi takıyorum. Şu şekilde denk gelmiş oluyor. Hemen şöyle. Şöyle denk gelmiş oluyor. Bir kısımdaki işaretleyicim. Diğer tarafımı çeviriyorum. Aynı şekilde burada da 30 bu kenardan, 30 bu kenardan sayıyorum ve 31.ye işaretleyicimi takıyorum. O da bu kısma denk gelmiş oluyor. Hemen askı kısmımızın yapımına başlayabiliriz işaretleyicilerimizi taktıktan sonra. Ortada işaretleyici taktığım yere öncelikle şu şekilde dışarıdan bir zincir çekiyorum. Hemen buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere tığımı batıyorum. İpimi içerisinden geçiriyorum. Ve şu şekilde kısalttıktan sonra 1 sık alıyorum. 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Bu zincirimi trabzan olarak saymıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen aynı yere tekrar batarak 1 İkili trabzan yapıyorum. Bunu tek trabzan olarak kabul ediyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada başka herhangi bir işlem yapmıyorum. Hemen yanında bakın modelimin olduğu yere gelerek buraya arkadan doluyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki boşluğa yine aynı modelime devam ederek 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4 modelimi kurdum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki bu arkadan dolamalı trabzanıma tekrar arkadan dolayarak bir trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine geçiyorum. Yine alt kısımlarda olduğu gibi modelimi devam ettirerek ilerliyorum. 1 2 3 ve 4 tane ikili trabzanımı oluşturdum. Hemen yandaki modelime geçiyorum. Yine modelimi kuruyorum. Yandaki modelime yine modelimi kuruyorum. Toplamda kaç tane model elde ediyorum? Burayı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane model elde ediyorum toplamda sıra sonuma kadar. Evet, 12 tane modelimi oluşturdum. Toplamda 5'er 5'er saydığımda 60 tane ilmek elde etmiş oldum. Baştaki şuradaki zincirimi saymıyorum. Trabzanımı sayıyorum demiştim. Trabzanımla beraber 61 tane ilmek elde etmiş oldum. İpimi üzerine doladım. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Buradaki işaretleyicimi de çıkarıp
işaretleyicimin olduğu yere ipimi üzerine dolayarak tığım batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi bu noktada kesiyorum. Askılarımı hep kese kese yapıyorum. Çünkü ön kısımdan örmem gerektiği için bu şekilde keserek ilerleyeceğim. Hemen diğer askı kısmıma başlıyorum. Burada hemen yine bir tane zincir çekiyorum. İpimi bağlıyorum. Buradaki hemen bakın battığım yere, bitirdiğim yere, şurada iki tane ikili trabzan yaptığım yere tığımı batıyorum. İpimi içerisinden geçirip yine 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum bu noktada. Aynı yere tekrar batarak 1, 2 trabzan yapıyorum. Yine zincirimi trabzan olarak saymıyorum. İpimi üzerine doladım. Hemen modelimin olduğu yere geldim bakın. Burada ipimi üzerine dolayarak arkadan doladım ve bir ikili trabzan oluşturdum. Ay, evet. İpimi üzerine doladım. Yanındaki boşluğuma batarak 4 tane ikili trabzan elde ediyorum. 1 2 3 ve 4. İpimi üzerine doladım. Yanındaki boşluğuma geçtim. Modelimin üzerine tekrar modelimi kuruyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 ve 4. Bu şekilde model kurarak ilerliyorum. Ne kadar ilerlediğimi de söyleyeyim. 2 4 5 6 7 8 9, 10, 11 ve 12. Yanlış saydığımı düşündüm. Şuradaki zincir kafamı karıştırdı. 12 tane yine modelimi oluşturuyorum. Sıra sonuma geliyorum. 12 tane modelimi de oluşturdum. Toplamda yine 60 tane ilmek elde etmiş oldum. Baştaki trabzanla beraber 61 tane ilmek elde etmiş oldum. İpimi üzerine dolayıp burada daha önce batmış olduğum yere, bakın şurada bir tane de eksiltme yapmış oldum. Yani bir model eksiltmesi yapmış oldum. Çünkü toplamda 25 tane model olduğu için model üzerine kurmaya kalktığımız zaman eşit şekilde dağılma olmuyor maalesef. Bu şekilde 5 tane en son modelimi oluşturdum. Ve son olarak ipimi üzerine doladım ve başta batmış olduğum yere, diğer askımı yaparken batmış olduğum yere tekrar batarak ipimi çekiyorum. Ve bir ikili trabzan yapıp bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun tutarak bu noktadan kesiyorum. Ve askımın iki kısmı bu şekilde hazırlanmış oluyor. Daha sonrasında ben askımın bir tanesini, zaten bundan sonrası hep iki taraflı olarak aynı şekilde ilerliyor, askımın bir tanesini hazırlıyorum. Diğerini hep birlikte yapacağız. İki taraflı askının ilk sıralarını birlikte yapmıştık. Daha sonrasında ben askının diğer tarafını da tamamladım. Uzunluğunu henüz ayarlamadım. Diğer askıyı da yapınca birbiriyle birleştirip ona göre karar vereceğim uzunluğunun ne kadar olduğunu. Şimdilik yeteri uzunluğa kadar bu şekilde hazırladım göz kararı. Şimdi hep birlikte bu tarafın ilk sırasını yapmıştık. İkinci sırasından başlayabiliriz. İlk sıramı yapmıştım ve arka kısımdan bitirdiğim yerden ipimi bir zincirle bağlayıp kesmiştim. Yine başladığım yöne dönüyorum. Düz tarafına bir tane zincir çekiyorum. Bu noktada hemen bakın. Burada ilk başta yapmış olduğum 3 zincirin tepesine tığım batıyorum. Şu şekilde. İpimi çekiyorum ve 3 tane zincir yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 zincirimi yaptım. İpimi üzerine doluyorum. Başta ve sonda eksiltme yapacağım askılarımda. Hemen burada yine buradaki ilk trabzanımı atlıyorum. Bakın burada arkadan doladığım trabzanımın arkasından yine
tığım batarak ipimi çekiyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Burada bir önceki sıramda ne yapmıştım? 5 tane burada arkadan doladığımla birlikte 5 tane ikili trabzanım vardı. Bu 5 ikili trabzanımı 3'e düşüreceğim. İpimi üzerine doluyorum. Birini yaptım arkadan dolayarak hemen yanındaki buradaki boşluğuma tığım batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak bir ikili trabzan daha yapıyorum. Yani arkadan doladığımla birlikte 3 tane ikili trabzan elde etmiş oluyorum. 3 zincir yaptım. Arkadan dolayarak 1 trabzan yaptım ve yanındaki boşluğa da 2 tane ikili trabzan yaptım. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanına geçiyorum. Arkadan dolayarak 1 ikili trabzan yapıyorum. Arkadan dolayarak 1 ikili trabzanımı yaptım. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki boşluğuma 1 2 3 ve 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani altta yapmış olduğum modellerin aynısını tekrarlamış oluyorum. Arkadan dolayarak bir ikili trabzan, yanındaki boşluğa 4 tane ikili trabzan yaparak 5 tane ikili trabzanımı elde ettim. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki modelime geçiyorum. Yine arkadan dolayarak, arkadan dolanmış trabzanımı arkadan dolayarak bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir modelimin üzerine birer tane ikili trabzan yaparak birer tane model oluşturarak, bakın başta yapmış olduğumu saymıyorum. 3 tane yarım olduğu için bu yarım model yaptım. 10 tane, bunun dışında 10 tane modelimi oluşturuyorum. Evet, baştaki yapmış olduğum, şöyle göstereyim. Başta yapmış olduğum yarım modeli saymadan, burayı saymadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane modelimi oluşturdum. Sonra da bakın bir önceki sıramdan bir tane modelim kaldı. Buna da yine ipimi üzerine doluyorum. Arkadan doladığım trabzanımın yine arkasındaki boşluğa batarak ipimi çekip trabzanımı yapıyorum. Bir trabzanımı oluşturdum. Yanındaki boşluğuma batıyorum. Bir ve iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yani başta yapmış olduğum yarım modelimin aynısını burada da oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Baştaki ile beraber arkadan doladığımla beraber 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra ipimi üzerine doluyorum. Bakın başta şu kısma battığım bir ikili trabzanım vardı. Buraya batıyorum. Bunun tepesine batıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzatarak bu noktada kesiyorum. İkinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Ve tekrar başa dönüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine zincirimi çektim. Burada 3 tane zincirimin tepesine tığımı batıyorum. İlk başta çekmiş olduğum, bakın 3 zincirimin tepesine tığımı batıyorum. İpimi içerisinden geçiriyorum. Ve yine 1, şimdi toplandı şurası. 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanında arkadan doladığım 3 tane trabzanım vardı. İlkini arkadan dolamıştım. Arkadan doladığımı yine arkadan dolayarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burayı bu şekilde bırakıyorum. Motifimi artık bitiriyorum, modelimi. Buradan hemen ipimi üzerine dolayarak kenarına batmadan, şuraya batmadan yanındaki modelimin arkadan doladığıma geçiyorum. Şuraya arkadan doladım. Başka herhangi bir işlem yapmıyorum bu modelimin üzerine. Hemen yanındaki modelimi arkadan dolayarak bir ikili trabzan yapıyorum.
Hemen yanındaki boşluğuma batıyorum ve 4 tane ikili trabzanımı oluşturuyorum. İlk başta yine eksiltme işlemimi yapmış oldum. İpimi üzerine doladım. İkinci ikili trabzanın boşluğuma, üçüncü ikili trabzanım ve dördüncü ikili trabzanım. Başta arkadan doladığımla beraber 5 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum. İpimi üzerine dolayarak yandaki modelime geçiyorum. Yine bu sıramda da her bir modelimin üzerine birer tane model yaparak 10 tane modelimi oluşturuyorum. 10 modelimi oluşturarak sonda kestiğim noktaya kadar gelmiş oldum. İpimi üzerine doladım. Burada 3 tane trabzanım vardı. Bunu bir düşüreceğim. Şimdi hemen arkada doladığıma tekrar batarak arkasından doluyorum. Ve 1-2 kere de çekerek bir ikili trabzan oluşturuyorum. Yanına batmıyorum yine. Dediğim gibi 3'ten 1'e düşüreceğim. Hemen bakın şuradaki son trabzanımın, şurada yapmış olduğum son trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve 1-2 kere de çekerek ikili trabzanımı oluşturup bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzatarak bu noktada yine kesiyorum. Ve 3. sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Ben örgümü tekrar çeviriyorum. Şöyle başladığım yere tekrar geliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu noktada 3 tane zincirimin tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve 1-2-3 tane zincir çekerek 4. sırama başlıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada herhangi bir yere trabzan yapmıyorum. Buradaki trabzanımı da eksiltiyorum, atlıyorum. Hemen yanındaki modelimin arkadan doladığıma batarak arkadan doluyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma 4 tane ikili trabzanımı oluşturuyorum. 2 3 ve 4. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki modelime geçiyorum. Yine aynı şekilde modelimi kuruyorum. Arkadan doladım. Bir ikili trabzan yaptım. Bir yanındaki boşluklara 4 tane ikili trabzanımı oluşturuyorum. 2 3 ve 4. Bu sıramda sadece bir tane kesme yapmış oldum. Buradaki bir önceki sıramda arkadan doladığım trabzanıma batmadım. Sadece başta 3 tane ikili trabzan yaparak modellerimi kurmaya başladım. Bu şekilde 10 tane modelimi yine bu sıramda oluşturuyorum. Sıra sonuma kadar ilerliyorum. Evet, 10 tane modelimi oluşturdum. Baştan itibaren ipimi üzerine doladım. Bakın burada sonda 2 tane ikili trabzanım kalmış oldu. Birisi arkadan doladığım, birisi normal trabzan. Hemen buradaki arkadan doladığımı atlıyorum ve son trabzanımın üzerine tığımı batıyorum ve bir ikili trabzan da buraya yapıyorum ve bir zincir çekip ipimi tekrar bu noktada kesip 4. sıramı da tamamlamış oluyorum. Örgümü çeviriyorum. 5. sırama geçiş yapıyorum. Öncelikle yine bir tane zincir çekiyorum. Burada 3 zincirimin tepesine yine biraz çekmişim. Tığım batıyorum. İpimi içerisinden geçiriyorum. Ve yine 3 tane 1-2-3 tane zincirimi çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Arkadan doladığım ilk modelimin üzerine arkadan dolayarak 1 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bu modelimin üzerinde eksiltme yapacağım. Bir önceki sıramda 5 tane olan modelimi 3'e düşüreceğim. Arkadan dolayarak 1 tane ikili trabzan yaptım. Ve arkadan doladığımla ilk trabzanımın arasındaki boşluğuma tığımı batarak 1 ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere ipimi üzerine dolayarak tekrar bir ikili trabzan
daha yapıyorum. Bir tane arkadan dolayarak bir ikil trabzan yaptım. İki tane de aradaki boşluğa batarak ikil trabzanımı yaptım. Üç tane ikil trabzan oluşturmuş oldum. Ve başta da üç tane zincirle sırama başlamış oldum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki modelime geçiyorum. Ve tekrar modelimi kuruyorum. Arkasından dolayarak bir ikil trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma 4 tane ikil trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir modelimin üzerine birer tane model kurarak 8 tane model elde ediyorum. Baştaki yarım modelimi saymıyorum ve sonda bir tane model bırakıyorum. Aradaki 8 modelimi bu şekilde oluşturuyorum. 8 modelimi de oluşturdum. 5. sıramda hemen burada son bir tane modelim kaldı. Bunu da arkasından doluyorum ve bir ikil trabzan yapıyorum. Arkasından dolayarak hemen ipimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Başta yapmış olduğum işlemin aynısını tekrarlayarak bir ipimi üzerine doluyorum. Ve aynı boşluğa tekrar batarak 2 tane ikil trabzan yapıyorum. Baştaki ile birlikte 3 tane ikil trabzanımı oluşturuyorum. Ve modelim üzerinde eksiltmemi oluşturmuş oluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Ve sondaki şuradaki trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bir ikil trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi biraz uzun tutuyorum. Ve burada bu noktada ipimi kesiyorum. Hemen başladığım noktaya tekrar dönüyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada 3 tane yapmış olduğum trabzanımın tepesine tığım batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve 3 tane zincir çekip 6. sırama başlıyorum. İpimi üzerine doladım. Buradaki 3 tane olan motifimdeki 3 tane olan trabzanımı modelimdeki 1'e düşüreceğim. Arkasından dolayarak ipimi üzerine alıp bir ikil trabzan yapıyorum. Bu şekilde eksiltmemi tamamlıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yandaki modelime geçiyorum ve modelimi kurmaya devam ediyorum. Her bir modelimin üzerine bu sıramda da modelimi oluşturarak sonda bir tane yarım modelim, bir önceki sıramda yapmış olduğum yarım modelim kalana dek örüyorum. Yani 8 tane tam modelimi oluşturuyorum sıra sonuma kadar. Evet, sıra sonundaki son modelime kadar geldim. Yarım modelime kadar 8 tane modelimi oluşturmuş oldum. İpimi üzerine doladım. Buradaki 3 trabzanımı 1'e düşüreceğim. Baştaki arkadan doladığıma tekrar arkadan doluyorum ve bir ikil trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen sondaki trabzanımın tepesine de batarak bir ikil trabzan yapıyorum ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Başa tekrar dönüyorum. Büyüdükçe örmesi gerçekten masada zor oluyor. Bir zincir çekiyorum. 7. sırama geçiş yapıyorum. Burada hemen baştaki zincirimin tepesine tığımı batıyorum. İpimi geçirip 3 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada arkadan doladığım trabzanımı atlayarak yanındaki modelime geçiyorum ve modelimi kurmaya başlıyorum. Bu sırada sadece baştaki ikil trabzanımı atlayarak modellerimi kurup sıra sonuna kadar 8 tane modelimi oluşturuyorum. Baştan itibaren 8 modelimi oluşturdum. Her bir modelimin üzerine birer tane model yaparak ve sonda 2 tane trabzanım kalmış oldu. Buradaki ilk trabzanımı atlıyorum ve ikincinin tepesine tığımı batıp bir ikil trabzan yapıyorum ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum ve 7. sıramı da bu şekilde bitirmiş oluyorum. Hemen ön kısma tekrar geçiyorum ve 8. sırama başlıyorum. Zincirimin tepesine tığımı batıyorum. İpim bu noktada
çekip 3 tane zincirimi yapıyorum. 1, 2 ve 3. İpimi üzerine doladım. Başta ve sonda yine eksiltme yapacağım. Yarım motife, yarım modele çevireceğim. İpimi üzerine doladım. Arkasından doladığıma yine arkadan doluyorum. 1 ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma 1 2 tane ikili trabzan yaparak yarım modele düşürüyorum. 3 tane ikili trabzan oluşturmuş oluyorum. Bir tanesini arkadan doladım. 2 tanesi yanına battım. Ve başta daha 3 tane zincir çekmiş oldum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki modelime geçiyorum. Ve modellerimi kurmaya devam ediyorum. Yarım modelimden 2 tane oluyor toplamda bu sıramdan. Ve tam modelimden de 6 tane oluyor. Yarım modelimin 1 tanesini yaptım. Ve 6 tane tam modelimi yapıp sonda 1 tane modelim kalana dek ilerliyorum. 6 tam modelimi oluşturdum. Sonda bir tane modelim kaldı. Buna da yine arkadan dolanın arkasından dolayarak bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada yine eksiltmemi yapacağım. Hemen buradaki boşluğuma 1 ve 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Buradaki tam modelimi yarıma çevirdim. Hemen sondaki trabzanımın tepesine de batarak bir ikili trabzan yapıp 8. sıramı da burada bitirmiş oluyorum. Ve ipimi bu noktada kesiyorum. Hemen başa tekrar dönüyorum. Aslında her bir sırada tekrarlanan bir işlem var ama ben askının sonuna kadar göstereceğim. Sizin de karıştırmamanız adına bu şekilde bir zincir çekiyorum. Baştaki zincirimi tepesine tığımı batıyorum. Üç tane, bir, iki ve üç zincirimi oluşturuyorum. 9. sırama başladım. Burada 3 tane olan, yani yarım olan modelimi 1'e düşüreceğim. 3 tane olan trabzanımı 1'e düşüreceğim. Arkadan doladığımın hemen arkasından dolayarak 1 ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki modelime geçiyorum. Burada eksiltmemi yaptıktan sonra arkadan dolayarak modelime başlıyorum. Ve her bir modelimin üzerine birer tane model kurarak 6 tane model elde ediyorum. Sonda yarım modelim kalana dek bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. 6 tam modelimi yaptım. Sonda bir tane yarım modelim kaldı. 3 tane trabzanım kalmış oldu yani. Bunu tekrar 1'e düşüreceğim. Arkadan doladığım trabzanıma batıyorum. Arkadan dolayarak bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum ve sondaki trabzanımın tepesine de batarak bir ikili trabzan yapıyorum. İpim bu noktada bir zincir çekip kesiyorum. 9. sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Ve 10. sırama geçiş yapmak için örgümü çeviriyorum. Şöyle net gözüküyor mu diye baktım. Bir zincir çekiyorum. Hemen burada zincirimin tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekip 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada 6 tane modelimi yine oluşturacağım. Baştaki bu trabzanımı atlayarak ilerliyorum. Ve yanındaki buraya batmıyorum. Yanındaki modelime direkt model kurmaya başlıyorum. Tekrar arkadan doluyorum ilkini. Bir ikili trabzan yapıyorum. Ve aradaki boşluğuma da 4 tane yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde bu sıramda da 6 tane modelimi kurarak sıra sonunda 2 tane ikili trabzanım kalana dek ilerliyorum. 6 modelimi oluşturdum ve sıra sonunda 2 tane trabzanım kaldı. İlkini atlıyorum ve ikincisinin tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekip bir ikili trabzan yapıyorum ve bir zincir çekerek ipimi bu noktada kesiyorum ve 10. sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine başladığım noktaya geldim.
bir tane zincir çekiyorum ve zincirimin tepesine tığım batıyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp ilk baştaki modelimi yine yarım modele düşüreceğim. Arkadan dolayarak 1-2 trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum ve yanındaki boşluğuma buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir önceki sıramda 5 olan, modelimde 5 olan ikili trabzanımı burada 3'e düşürmüş oluyorum. Birini arkadan doladım, 2 tane yanına arasına battım ve 4 tane modelimi kuruyorum. Sonda 1 tane modelim kalana kadar bütün modellerimi, yani 4 modelimi tamamlayarak sıra sonuma geliyorum. Evet, yarım modelimden sonra 4 tane modelimi oluşturdum. Ay, gözüm takıldı. Ve sonunda 1 tane modelim kalana dek ilerledim. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki arkadan doladığım trabzanımı arkadan dolayarak 1 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen buradaki boşluğuma bir önceki sıramda 5 olan trabzanımı burada 3'e düşüreceğim. Boşluğuma batıyorum. 1 ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 3 tane ikili trabzanım olmuş oluyor. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine batıyorum. Ve 1 ikili trabzan yapıp bir zincir çekiyorum. Burada ipimi kesip 11. sıramı da tamamlamış oluyorum. Ve örgümü çevirerek 12. sırama geçiş yapıyorum. Burada hemen ipimi zincir yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Zincirimin tepesine tığımı batıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Burada 3 tane olan, bir önceki sıramda 3 olan modelimi burada 1'e düşüreceğim. İpimi üzerine doluyorum ve arkasından doladığımı arkasından dolayarak bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada başka bir işlem yapmadan yanındaki modelime geçiyorum. Ve bundan sonraki 4 modelime aynı şekilde modellerimi uyguluyorum. Ve sonda bir yarım modelim kalana dek bu şekilde ilerliyorum. Evet, aradaki 4 modelimi de yaptım. Sonunda bir tane yarım modelim kaldı. İpimi üzerine doluyorum ve sondaki modelimin arkasından doladığım arkasından dolayarak bir ikili trabzan yapıyorum. Burada başka bir işlem yapmadan sondaki trabzanımın tepesine batarak bir ikili trabzan yapıyorum ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. 12. sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Örgümü çeviriyorum ve 13. sırama geçiş yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Zincirimin tepesine tığım batıyorum. Ve 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Burada bir trabzan atlıyorum. Yanındaki trabzanıma arkadan dolayarak bir ikili trabzan yapıyorum. Yine burada modelimi oluşturuyorum. Her bir modelimin üzerine birer tane model oluşturarak 4 tane modelimi tamamlıyorum. Yine sıra sonunda 2 tane ikili trabzanım kalana dek bu şekilde ilerliyorum. 4 modelimin hepsini yaparak sonda 2 tane ikili trabzanım kalana dek ilerledim. Burada ipimi üzerine doluyorum. Bir trabzanım, ilk trabzanımı atlıyorum ve ikincisinin tepesine tığımı batıp bu noktada bir ikili trabzan yapıyorum ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum ve 13. sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Burada hemen tekrar başa dönüyorum. Noktada bir zincir çekip 14. sırama başlıyorum. Zincirimin tepesine tığım batıyorum. 1,
2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Başta ve sonda yine eksiltmelerimi yapacağım. Modellerimde ipimi üzerine doladım. Arkasından batarak 1-2 trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğa batarak 1 ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İpim üzerine dolayıp yan modelime geçiyorum. Burada eksiltmemi yaptım. Bir önceki sıramda 5 olan burada 3 tane trabzana dönüşmüş oldu. 2 modelimi yapıyorum. Sondaki trabzanıma da yine eksiltmemi yapıyorum. Bu şekilde 3 ile bitiriyorum. Hatta sonu tekrar göstereyim bu kadar göstermişken. 2 modelimi oluşturdum. Bir yarım model, 2 tane tam model. İpimi üzerine doladım. Sonda bir modelim kaldı. Buna da yine yarım model yapacağım. İpimi çekiyorum. Arkadan dolayarak 1 ikili trabzan yapıyorum. Burada hemen yanındaki boşluğuma 1 ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Eksiltmemi oluşturmuş olduğum toplamda 3 tane trabzan elde ettim. İpimi üzerine dolayıp yanındaki trabzanımın tepesine, son trabzanın tepesine tığım batıp 1 ikili trabzan yapıyorum. Yapamıyorum. Yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi biraz uzatarak bu noktada kesiyorum ve sıkılıyorum. 14. sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Hemen baştan tekrar başlıyorum. Şöyle. Bir zincir çekiyorum. Burada hemen zincirimin tepesine batıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp yandaki arkadan doladığım trabzanıma batıyorum. Arkadan dolayarak bir ikili trabzan yapıyorum. Burayı atlıyorum. Artık eksiltmemi burada yapmış oluyorum. Yanındaki modelimin üzerine modelimi kuruyorum. Bir, iki, üç ve dört. İpimi üzerine doladım. Yandaki modelime geçiyorum. Ve bir model daha kuruyorum. Arada iki tane modelimi kurmuş oluyorum. İki, pardon. Üç, dört ve beş. Arkadan doladığımla beraber 5 tane trabzanımı yaptım ve modelimi kurdum. Sonda bir yarım modelim kaldı. Bunu da ipimi üzerine dolayarak, arkadan dolayarak bu şekilde trabzanımı yapıp eksiltmemi oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buraları atlıyorum. Ve sondaki trabzanımı tepesine batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Ve bir zincir çekip ipim bu noktada kesiyorum ve 15. sıramı da tamamlamış oluyorum. Bir zincir çekiyorum. Baştaki zincirimin tepesine tığım batıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. İpimi üzerine doladım. Buradaki trabzanımı atlıyorum. Ve yanındaki iki modelimi oluşturuyorum. İpim takılıyor sürekli. Bir, iki, üç ve dört. İpim üzerine doladım. Yandaki modelime, ikinci modelime de ikinci modelimi oluşturuyorum. 1, 2, 3 ve 4. Burada tekrar bir kesme işlemi yapacağız. İpimi üzerine doluyorum. 2 modelimi oluşturdum. Sonda 2 tane trabzanım kaldı. İlk trabzanıma değil, ikincisinin tepesine tığım batıyorum. İpimi çekiyorum. 1 ikili trabzan yapıyorum. 1 zincir çekip ipimi biraz uzatarak bu noktada kesiyorum ve 16.
sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Hemen buradan 17. sırama geçiş yapıyorum. Artık eksiltmemdeki son sıram. Bundan sonra artık aynı şekilde devam edeceğiz. Bir zincir çekiyorum. 3 tane zincirimin tepesine tığım batıyorum. Bir, iki ve üç zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki arkadan doladığım trabzanıma arkadan dolayarak bir ikili trabzan yapıyorum. Buradaki tam modelimi yarıma çeviriyorum. Yanındaki boşluğuma batıyorum. Buraya bir ve iki tane ikili trabzan yapıyorum. Başta doladığımla beraber üç tane ikili trabzan oluşturmuş oluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki modelime geliyorum. Bunu da yine arkasından doladığım arkadan doluyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aradaki boşluğuma bir ve iki tane ikili trabzan yapıyorum. Burada da bir eksiltme yapmış oldum. İpimi üzerine dolayarak yandaki trabzanımı son trabzanın tepesine batıyorum. Ve bir iki kere de çekerek ikili trabzanımı oluşturuyorum. Ve bir zincir çekip bu noktada kesiyorum. Hemen artık kesme işlemini burada durduruyorum. Bir zincir çekerek başa dönüyorum. 17. sırama kadar kesmemi yaptım ve 18. sırama geçiyorum. Zincirimi tepesine batıyorum. İpimi çekip 3 tane zincir yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aşağıdaki modelin aynısını tekrar kuruyorum. Arkadan doluyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aradaki boşluğuma, buradaki boşluğuma tığım batarak bir ve iki ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki yarım modelime geçiyorum. Yine aynı modelimi kuruyorum. Arkadan dolayarak bir ikili trabzanımı yaptım. İpimi üzerine doladım. Aradaki boşluğuma bir ve iki tane ikili trabzanımı oluşturuyorum. İpimi üzerine dolayıp sondaki trabzanın üzerine tığım batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Ve bir zincir çekip 18. sıramda bu şekilde tamamlıyorum. Bundan sonrası artık askımda yeter uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam ediyor. Ben diğerinde biraz ilerlettim ama diğer tarafı da yapamayınca tam ölçemedim. Ölçtükten sonra size de bilgisini vereceğim kaç sıra yaptığımın. O şekilde yeter uzunluğa gelene kadar bu şekilde yarım model olarak, yani arkadan doladığımızda arkadan dolayarak ve arasında iki tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Aynı işlemlerimize askımız bu şekilde. Evet, şurada 17. sıradan itibaren toplamda 9 sıra olarak bu şekilde yarım iki tane modelimi ilerlettim. Burada da aynı şekilde diğer parçama da, diğer askıma da aynısını uyguladım. 9 sıra olarak ilerlettim. Buradan sonra artık sık iğnelerle geçeceğiz. Öncelikle size şöyle şuradan itibaren askı ölçümü vereyim. Şöyle son olarak ölçüm şuradan itibaren 29 santim. Diğer tarafta aynı şekilde şu ortayı baz aldım. Oradan itibaren 29 santim ölçüsü olmuş oldu. Tabi şu an ütülü olmadığı için tam net ölçüyü alamıyoruz ama ütülediğimizde hem görüntü olarak daha güzel olacaktır askı kısmı, hem de ölçüsünü daha net anlayacağız. Son olarak 17. sıradan itibaren 9 sıra ördüğümüzü söylemiştik. Şöyle 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. sıradayım şu anda. 25. sıradan itibaren bu şekilde son sıramı ördükten sonra şöyle bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki trabzan boşluğuma geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum.
Yanındaki trabzan boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ilk yapmış olduğum trabzanımın içerisine bir işaretleyici takayım. Ve hemen burada bakın bağladığım nokta var. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzan boşluğuma geçiyorum. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Evet. Bu boşluğa da yine iki tane ipim takıldı. İpi de aralarda iplerimi, kalın iplerimi de yürütüyorum. Bu boşluğa da bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Hemen buradaki bakın zincir çektiğim, bağladığım nokta var. Trabzanımın tepesi. Buraya da tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki trabzan boşluğuma geçiyorum. Buraya da yine aynı şekilde batıyorum. Bir sık iğne, aynı boşluğa bir sık iğne daha. Aralardaki trabzan boşluklarıma birer tane sık iğne ve trabzanlarımın tepesine de, pardon, trabzan boşluklarıma ikişer tane sık iğne ve trabzan tepelerime de birer tane sık iğne yaparak buradan bu şekilde ilerleterek, şöyle ilerleterek bütün askımın çevresini ayarlıyorum ve orta kısma kadar, buradaki şuradaki orta iki birleşim alanına kadar ilerliyorum. Evet, tüm etrafını sık iğnelerle dolaşarak birleşim yerine kadar geldim. Burada hemen buradaki iki trabzanımın olduğu boşluğa da bir tane sık iğne yapıyorum ve hemen diğer yan kısmıma dönüyorum. Buradaki bakın zincirlerim var artık burada. İlk başladığım yer. Zincirlerimin olduğu yerlere de boşluklara, aradaki boşluklarıma şu şekilde bir ve iki tane sık iğne yapıyorum. Hemen şurada ipleri ayarlaması gerçekten yoruyor. Burada hemen trabzanımın tepesi var. Şurada bakın zincirlerimin bittiği yer. Buraya batıyorum. Bir sık iğne de buraya yapıyorum. Yanındaki zincirlerimin olduğu boşluğa yine bir ve iki sık iğne. Burada hemen yine geldim. Trabzanımın olduğu boşluk, zincirlerimin birleşim boşluğu şöyle şurada. Buraya da bir batıp bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde diğer tarafta yapmış olduğum işlemin aynısını bu kısımda da uyguluyorum. Burada kameraya çarptım. Burada hemen bütün etrafını dolaşarak geliyorum. Burada en baştaki trabzanlarımın olduğu yer var, model sıra. Burada da zincirlere, baştaki zincir ve sondaki trabzanım da dahil olmak üzere birer tane, ortadaki 6 tane trabzanda, yani toplamda 8 tane tepeye sık iğnemi yapıyorum. Kenara geçiyorum. Yine aynı şekilde bütün etrafını trabzan boşluklarıma birer tane, ikişer tane iki sık iğne ve trabzanların tepesine birer tane sık iğne olarak ilerletiyorum. Birleşim noktasına gelip yine birleşim noktasına da bir tane sık iğne yapıyorum. Diğer askımın parçasına da sık iğne yaparak burada bu köşeme kadar geliyorum. Yine burada da zincirimde dahil 8 tane sık iğnemi başlangıç noktamda ipimi biraz uzun tutarak kesiyorum. Dikişim için ip dikiş payımı bırakıyorum. Çantamın askıları, çantamın etrafı bu şekilde oluyor. Dikişim için tekrardan bütün etrafını sık iğnelerle geçtikten sonra geliyorum. Evet, bütün etrafını sık iğnelerle bu şekilde geçtim. En son olarak ütüsünü yaptım. Askımın ve alt kısmımın tabanımın da tekrar bir ütüyle üzerinden geçtim. Şimdi bu şekilde baktığınız zaman, askıyı şöyle katladığınız zaman şurada
birbiri üzerine denk gelmemesi normal. Çünkü zaten modeli hem dönen bir model hem de torba ve heybe bir model olduğu için birebir denk gelmesi imkansız bir model. Gerçekten askı kısmı da aynı şekilde olduğu için askı da dönerek ilerliyor otomatik olarak. Şimdi hemen yani sizinki de dönerse sorun yapmışsınız gibi, yanlış yapmışsınız gibi düşünmeyin. Kola taktığınız zaman gayet düzgün torba, bir çanta olarak aynı formu, aynı görüntüyü elde ediyorsunuz. İğnemi geçiriyorum. Öncelikle dikişim için iki askının ucunu birbirine bağlamak için. Burada zincirimi çektikten sonra ipimi biraz uzun bırakıyorum demiştim. Hemen burada karşılıklı olarak bakın. Burada 8'inciye batıyorum. Tekrar buraya tekrar batırıyorum. Sıkılamak adına. Şu şekilde hemen karşı çaprazındakine ve karşısındakine bu şekilde çekerek dikişimi yapıyorum. Karşısındakine ve karşı çaprazındakine çekip sıkılıyorum. Karşısındakine ve karşı çaprazındakine bu şekilde batarak karşısındakine karşılıklı olarak bu şekilde dikişimi gerçekleştiriyorum ve çantam artık hazır oluyor. Umarım videomdan memnun kalırsınız. Çanta gerçekten çok hoş, farklı bir çanta oldu. Yorum yapmayı, beğenip beğenmediğinizi yorumlamayı, eksik ya da hatalı olan bir durum varsa onları da yine yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.